Çok faydalı olup çocuklarımız sokaklarda gezmektense gidiyor hiç olmazsa dini ilim öğreniyor, dini bilgiler öğreniyor. Bu şehrimizin her tarafında inşallah olması daha güzel olur. Tüm diyorlar halklara sesleniyoruz buradan. İnşallah çocuklarını gönderirler. Çocuklara faydalı bilgi sağlarlar. Hamdolsun yine inşallah yaz Kur'an kursunda, Kur'an kurslarında çocuklarımızla, halkımızla tekrar buluşacağız. Zaten bizim kurslarımızda normal olarak yıl içerisinde yani güz ve bahar olmak üzere devam ediyor. Fakat yaz Kur'an kurslarında daha fazla bir katılımda, daha fazla öğrenci sayısı, kursiyerimiz oluyor. 24 Haziran 2013 Pazartesi günü inşallah başlayacağız. Bundan önce hem imamlarımızı hem de Kur'an kursu hocalarımızı seminerler düzenleyeceğiz. İşte daha verimli yapabilme adına. Acaba yaz Kur'an kurslarında işte çok küçük çocuktan daha büyük çocuklara kadar acaba bunlara biz Kur'an eğitimi, din bilgisi eğitimi, İslam adına acaba bu kardeşlerimize İslam'ı öğrenme, öğretebilme, onların İslam'ı hayatında, dini hayatlarında acaba ne kadar faydalı olabiliriz düşüncesiyle seminerlerimiz olacak inşallah. Hem Kur'an kursu hocalarımıza hem imamlarımıza. Ayrıca tüm kurslarımıza Pazartesi'den itibaren tam bütün Kur'an kurslarımızda ve tüm camilerimizde yaz Kur'an kurslarımız olacak. Her camimizde en az bir sınıflık ki birçok camimizde 2. 3. sınıflarımız açılıyor. Kur'an kurslarımız zaten çok fazla. Daha fazla rağbet oluyor. O yüzden de biz de dışarıdan işte inovatif mezunu ve yeterliliği olan veya ilahiyat mezunu olan kardeşlerimizi ders ücreti olarak alarak sayımızı çoğaltıp daha fazla kişiye, daha fazla sayıda eğitim ve öğretime katkıda bulmak istiyoruz. Yaz Kur'an kursları gerçekten büyük bir fırsat. Yani şimdi bir kardeşimiz yaz Kur'an kursu haricinde bir hocanın önüne gelip de, bir bilenin önüne gelip de benim işte Fatiha'mı dinler misin, şu duamı dinler misin veya şu bilgiyle ilgili bana bilgi verir misin deme fırsatı hemen olmayacak yani. Olmuyor da yani. Bir daha da olmuyor fırsat. Yani cemaatimize soruyoruz mesela biz bazen işte hacı amca kaç yaşındasın? 70 yaşındasın. Fatiha'yı ne zaman öğrendin? İşte hocam işte yaz Kur'an kurslarında gittiğimde hoca efendini öğrendim. Kaç yaşında? 8 yaşında, 9 yaşında öğrendim diyor. Ondan sonra da o Fatiha'sını 50 yıl boyunca okuyor. Bir daha da olmuyor. Hani o Fatiha'yı doğru okuyup okumadığını bilmiyor yani. Ne öğrendiyse. O yüzden bizim amacımız öncelikle sahih dediğimiz, yani sahih hem de sahih olacak, din bilgisini, özellikle Kur'an-ı Kerim okuma bilgisini çok doğru belirtmemiz gerekiyor. Çünkü bir daha o kardeşimizin bir daha bununla karşılaşmama ihtimali var. Yıllarca o Fatiha ile namaz kılacak. Yıllarca işte o namazın farzlarını öğrendiği şeyiyle belki devam edecek. Çünkü maalesef toplumumuzun kitap okuma özelliği yok fazla. Veya işte bilmediğinde işte ben bunu gideyim öğreneyim bir bilenden diye pek o özelliğimiz de yok. O yüzden de ben diyorum ki gelen kardeşlerimize, özellikle velilerimize tabi bunlar daha görev düşüyor. Bu fırsatı çok iyi değerlendirelim. Çocuğumuz ne öğrendi mesela akşam geldiğinde, oğlum ne okudun, ne öğrendiniz bugün? İşte babacığım işte bugün Fatiha öğrendim. Bir oku oğlum, ben de dinleyeyim. Hem kendi Fatiha'mızı, kendi Kur'an okuyuşumuzu öğrenmiş oluruz. Hem başka ne öğrendin oğlum? İşte namazın baba farzlarını öğrendik. Bir say bakalım. Hem de biz de bilgilerimizi tazeleriz. Böylelikle de hem de o eğitimi, o yazdaki yapmış olduğumuz eğitimi biz eve taşımış oluruz. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde Kur'an-ı Kerim'i öğretme ve öğrenmeyle ilgili olarak şöyle buyurmaktadırlar. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. Yani sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenizdir buyurmaktadır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis-i şerif doğrultusunda olaya yaklaştığımızda yaz mevsiminin sona ermesi ve okulların tatil olmasıyla beraber Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da başlatmış olduğu Kur'an-ı Kerim kursları seferberliği başlatılmıştır. Bu açıdan gerek öğrencilerimiz, gerekse halktan, gerekse çocuklarımız, yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle bir seferberlik halinde Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisinde düstur edinerek Kur'an-ı Kerim'i öğrenme ve öğretmeye yönelik bir çaba içerisine girmeliyiz. Bu açıdan Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisinin kapsamına girmek maksadıyla her birimiz ya Kur'an-ı Kerim'i öğreten veyahut öğrenen olmak kaydıyla insanların en hayırlarından olma yoluna girmeliyiz. Bunun için bir çaba içerisine girmeliyiz. Bu açıdan şunu diyoruz, Peygamber sevdaları platformu olarak halkımıza ve velilerimize çağrımız şudur: açılan Kur'an kurslarına, gerek camilere, gerek vakıflarda, gerek medreselerde, Kur'an-ı Kerim eğitiminin verildiği merkezlere öğrencilerimizi yönlendirelim, çocuklarımızı yönlendirelim, bu konuda onlara destek olalım. Zira eğer biz bunu yapabilirsek çocuklarımızı, gençliğimizin imanı kasıp kavuran fitnelerden, fesatlardan, ahlaki yozlaşmalardan muhafaza edebiliriz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya çalışalım, özveriyle hareket edelim. Yaz tatiliyle ilgili öğrencilerimizin başıboş dolaşmamaları için tavsiye olarak öğrencilerimizi Kur'an kurslarına ya da evlerine yakın olan camilerde Kur'an dersi ya da Arapça dersi almaları ve başıboş dolaşmamaları öğrenciler için daha önemlidir. Daha aileleri için. Çünkü bu öğrenciler şu anda çevrede gayri İslami birçok hal ve hareket olduğundan dolayı öğrencilerimiz her türlü tehlikeyle karşı karşıya kalabiliyor. O yüzden babaların veya da annelerin, ebeveynlerin bunun üzerine düşmeleri lazım ve bu öğrencilerimizi bu kısa dönemde 90 günlük bu tatil döneminde en az da bir Kur'an öğrenmeleri ya da Arapça ya da elifba öğrenmeleri için üstüne düşseler, peşlerine düşseler çok iyi olur bence. Ben bunu düşünüyorum. Bütün velilerin bu işi sımsıkı tutmaları lazım. Okulların kapanmasıyla beraber bütün camilerde Kur'an kursları Diyanet tarafından açılmış. Biz bu girişimleri olumlu buluyoruz. Bunun yanında bazı sivil toplum kuruluşları, STK'lar da böyle etkinlikler yapıyorlar. Bunların gerçekten yaşadığımız bu toplumda özellikle çok büyük bir faydası var. Çünkü yaşadığımız toplumda çocuklarımız, gençlerimiz genelde internet kafelerde, kahvehanelerdeler. Hem böyle camilere gitmeleri, Kur'an dersleri almaları, dini bilgileri almaları çok olumlu bir şeydir. İnşallah bu hayırlara vesile olur.